Yani bir Evet, bölge bölge belki de irdelemekte fayda olacak 2B arazilerini. Bu 2B'yi ilgilendiren en önemli arazilerin bulunduğu ya da en geniş arazinin bulunduğu coğrafyadan gelen seslerde anlaşılan o ki özellikle yoksul köylü bu süreci ya da 2013'ü bu tip protestolarla sürdüreceğe benziyor. Yine protestolar var. Muhasebe haftasındayız. Taksim siyaha belki de bürünmeye hazırlanıyor. Binlerce mali müşavir son hazırlıklarını yaparken biz de değerli başkanı Sayın Yahya Arıkan'ı stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hem bağımsız denetimle yönetmeliğiyle getirilen yapı nedir onun ayrıntısını alalım. Hem de yarın niye mali müşavirler Taksim'de o soruya yanıt aramaya çalışacağız. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı'yla. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hemen isterseniz bağımsız denetim yönetmeliğiyle başlayalım. Biraz muhasebeciler haftasıyla da ilgili bilgi almak isteriz ama kritik yönetmeliğin ayrıntılarında nasıl bir yük geliyor ya da sistem neye doğru değişiyor? Şimdi efendim 1-7 Mart tüm Türkiye'de muhasebe haftası olarak kutlanacak. Tabii muhasebeciler sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında biraz üzgün, biraz kızgın, biraz öfkeli. Bu anlamda haftaya bu duygu ve düşüncelerle herkes giriyor. Tabii sorunlarımız var. Sorunlardan bir tanesi kamu gözetim kurumu. Ama bunun yanı sıra biliyorsunuz aynı zamanda 25 Şubat'ta başlayan vergi haftası var. Biz yine de vergi haftasını kutluyoruz. Hem maliyeden hem de maliye çalışanlarının, onlar da meydanlarda bildiğim kadarıyla Evet, dün sorunları var. Çarşamba günü. Evet. Ümit ediyorum onların da sorunları çözümlenir. Türkiye'nin barışa, huzura ihtiyacı var. Bu gerginliklerin hiçbir yararı yok. Herkes kendi cephesinden insan yaşamak istiyor. Daha sosyal bir yaşam hayal ediyor. Bu da mücadele etmekten geçiyor. Şimdi muhasebe mesleği çok zor bir meslek. Yani o kadar stresli bir meslek ki hele hele son yıllarda bir de maliyenin yaptığı işleri SGK'nın yaptığı işleri artık meslektaşlarımız üstüne hale geldi. Biz aslında bir anlamda destekledik bunu. Neyi destekledik? İnsanlar İstanbul gibi metropol için bahsettiğimiz zaman vergi dairesine işte tahakkuk için ayrı git, ödeme için ayrı git. Bunlar doğru değildi. Bunlar kaldırıldı. Ama bunun yanı sıra Türkiye'nin temel derdi olan kayıt dışı ekonomi olgusu nedeniyle daha çok yükler artırıldı meslek mensubunun. Ve inanın meslektaşımız abartmıyorum bunu. Dolaşın bir akşam. Özellikle beyanname zamanları yaklaştığı zaman evlerine dahi insanlar gidemiyorlar. İnsanlar keyiften evlerine gitmemiş bir şey olabilir mi? İşini yetiştiremiyor, gidemiyorlar. Ve bununla ilgili muhasebe camiasının çok somut talepleri var. Bunlar yapılmayacak talepler değil. Bakın Türkiye'de ciddi bir kayıt dışı ekonomi var. Türkiye'de ciddi bir vergi adaletsizliği var. Nasıl vergi adaletsizliği var? Dolaylı vergilerle dolaysız vergileri baktığınız zaman bizde dolaylı vergiler 170'ler civarında. Dolaysız dediğimiz kazanç üzerine alınan vergiler de 130'lar civarında. Batıya baktığınız zaman bu oranlar tam tersine. Peki bunları siz nasıl çözeceksiniz? Tüm dünyada olduğu gibi köprü görevi üstlenen meslek mensuplarıyla çözeceksiniz. Ama meslek memur sorunlarını çözmüyorsunuz. Hemen bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde ayın 25'i katma değer beyannamesi vermesinin son günüydü. Sistemde bir arıza meydana geldi. Kendi görüyorum Maliye Bakanlığı'nda. O gün baktığında 1 milyon küsur beyannamenin verilmediğini gördüler. Pat hemen 26'unuzu attılar. Eskiden başka bir hastalık vardı. Şimdi Bakan Bey güzel bir adım attı ki hemen talebimi söyleyeceğim. Eskiden saat 24 ise son beyannam verme süresi 23.58'de beyannameyi uzattık diye açıklamalarda bulundular. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Bu camiye bu kadar küçük görmeye, insanlar stres içerisinde beyannameyi gönderme sendromu yaşatmaya kimsenin hakkı yoktu. Şimdi birkaç gün, belliydi çünkü evet, zaten. evet, birkaç gün önceden bilir bunu. Son dakika alışkanlığıyla insanlar evine gitsinler. Şimdi bununla ilgili çok somut bir önerimiz var. Diyoruz ki şu beyanname süreleri artık
makul süreleri çekilmesi lazım. Her sıkışma yaşanıyor. Her ay meslektaş yetiştiremiyor. Örneğin katma değer beyanlarımız 24'ü yerine 29'una çek. Ne olur yani? Sen zaten eğer bu sağlıklı ortam oluşturmadığın zaman Maliye Bakanı olarak zaten vergiyi toplayamıyorsunuz. Örneğin geçici vergi beyannamesi ayın 14'ünde veriliyor. Ver 20'sinde al sen bu beyannameyi. Bir şey değişmez ki. Geçici verginin mantığında çalışanların kazancı üzerinden peşin olarak vergi alındığı için işverenin de peşin olarak 3 ayda bir dönemler itibariyle vergi alınmasını adalet sağlamaya yönelikti. Ama hangi dönemleri? Enflasyonist dönemlerdi. Hatırlayın bir zamanlar %100'ü geçen enflasyon oranları vardı. Şimdi %10'ların altında bir rakam. Bu anlamda diyoruz ki geçici verginin son dönemi kaldırın diyoruz. Yani bu çok basit, anlaşılır. Bürokrasiyle yaşadığımız sorunlar konusunda idarenin hızlı bir şekilde çözüm üretmesi lazım. Yine aynı şekilde örneğin beyanname süresini veremedi meslektaş. Bunun cezalarını kim ödeyecek? Benim meslektaşım ödeyecek. Cezalar nerede? Dünyanın rakamları. Onu da geçiyorum. Katma değer vergisi beyannameler gibi belki matrahı ilgilendiren, ödeme çıkan beyannamelere bir takım yardımları koyabilirsiniz. Ama bir BABS dediğimiz kayıt dışı ekonomi